arkadaşlar. Şu benim şeyi versene Ertem ya. Neyi? Göze gittim ya göze. Gönül verelim. Gözüne. Hemen verelim bir şöyle bir verelim gönül gözü sevgili Neşe Sapmaz kardeşimin. Neşe Sapmaz. Biraz TV ekranlarında muhteşem bir program olduğunu belirtelim. Çok faydalı bir program. Çok faydalı ve Neşe kardeşimiz de sevap üstüne sevap işliyor. Aynen öyle. Yapımcısından kendisine hepsini kutluyoruz. Ama yardıma muhtaç olan herkese elini uzatıyor. Neşe kardeşimi kutluyorum. En önemlisi Ertem. Ramazan Telli kardeşim. Ramazan Bey. Ramazan Telli kardeşimi tebrik ediyorum. Avrupa Hastanesi'nin sahibine. Aynen öyle. İsim Ramazan veriyorum. Reklam değil adam. Elini taşın altına sevap. Sokuyor. Bu işler sevap. Aynen. Önemli bir sponsorluk ücreti diyerek ve insanların gözlerini açtırıyorlar. Yani ameliyatlarını yaptırıyorlar. Onun için ve bunlara da vesile oluyor. Doğan olsun, Kadir olsun, işte Neşe Hanım da olsun. Sevgili kardeşimiz Neşe Sapmaz da. Ben de geçen hafta konuk oldum. Evet. Yılbaşı bir günü görelim konuk mi? Oldum. Görelim Ertem. Bir görelim. Siz fotoğraflarınızı göndermeye devam edin Beyaz Futbol Transferi etiketiyle. Yorumlarınızı gönderin. Fenerbahçe'ye geçeceğiz, Beşiktaş'a geçeceğiz. Bir izleyelim bakalım. Herkes onları... Onlar gönül gözünü konuştu. Şerafettin Bey görmüyor, duymuyor ve konuşamıyor. Oğlunun yardımıyla, Burhan Bey'in yardımıyla konuşuyor ve derdini anlatıyor. Biz sevilip anlatıyoruz. Sonuçtan çok üzülüyor. İşte sitem ettiği de oluyor ama mesela Ersun Bey'le yarın karşılaştığı zaman hemen yelkenleri suya inecek. Peki şunu soracağım. Şerafettin Bey görmüyor. Duymuyor ve konuşamıyor. Evet. Nasıl hissediyor? Nasıl maçları izliyor? Nasıl takip ediyor? Siz mi yardımcı oluyorsunuz? Anlatıyor musunuz? Şöyle 26 yaşından sonra kaybetti gözlerini. Doğuştan sardıysız. Hani o 6 şampiyonluğu yaşadı. Ben yaşamadım mesela. Kendisi yaşadı. Yani maçın nasıl oynandığını biliyor. Tabii sonra biz puan durumunu anlatıyoruz. Kim kimle oynuyor? Kaç kaç bitti? Bir sonraki fikstürü kafasına yazıyor, ezberliyor. Nerede oynayacak? Sonuç kaç kaç. Bu şekilde biz anlatıyoruz ona. Güncel haberlerden de bahsediyoruz. Bu şekilde haberi oluyor. Biz anlatmazsak da bile hiçbir şekilde haberi olmayacak. Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor maçına gelmesini diliyor. Ve kendisine ulaştık. Ekip arkadaşlarım gittiler. Röportaj yaptılar. Ve röportajdan geldikten sonra röportaj yapan muhabir arkadaşım dedi ki en büyük tutkusu Trabzonspor'muş dedi. Biz böyle zaman zaman bir şeyler olduğunda da sürprizler yapıyoruz. Yani o kişilerle ilgili bir şeyler öğreniyoruz. Mümkünse canlı yayında çeşitli sürprizler. Aa dedim ben yıllarca spor spikerliği yapmış biri olarak Ersun Hoca'yla da aram iyiydi. Ona güvenerek hemen hocamızı davet ettim. Önce yayına davet ettim. Sonra onlar bu maç öncesi işte Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Trabzon'da olmaları gerektiğinden yayına katılamayacağını ama çok istediğini söyledi. Ve ben de o zaman bizim için bir video hazırlayın lütfen. Böyle bir hikaye var dedim. Ali Şerafettin Bey'in görüntülerini gönderdim. Yaptığı çalışmalardan ve kendisinden bahsettim. Çok etkilendi ve o da teşekkür etti böyle bir şey aracı olduğunuz için. Bu bizim için bir gururdur dedi böyle bir taraftarımızın olması. Ve dedi ben de sizi maça davet etmek istiyorum o halde dedi. Böyle bir hayali gerçekleştirelim, vesile olalım dedi. Çok mutlu olduk. Evet. Bu bir de benim konuk olduğum var yılbaşı tabii, günü. Tabii, ama onda bir arıza olmuş galiba herhalde. Sistemde şimdi. Bir error vermiş. Şimdi onu arkadaş, ama dediğim gibi biz her türlü... Böyle yardımsever programları yapanları her zaman sonuna kadar destekliyoruz. Aynı şekilde yapımcısından tutalım, sponsoruna kadar teşekkür ediyoruz. O dediğim gibi önümüzdeki günlerde verdiririz. Ondan dolayı ama dediğim gibi Ramazan Telli kardeşim buradan tekrar kutluyorum. Allah razı olsun. Evet. Ramazan Bey'e buradan sevgiler, selamlar, saygılarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Levent Nazifoğlu. Yağmura bak ne yağmuru var ya Ertuğrul. Her şeyi açıkladı net bir şekilde. Mehmet Ekici için Sinan Engin'in son dakika gelişmesini bir kez daha verelim. Net. Biraz önce net. Bir yöneticiden gelen istihbarat kim olduğu konusunda isim vermiyoruz ama net bir isim. Fenerbahçe 2 milyon euro değil mi Sinan abi? Aynen. Herkes 2,5 milyon euro olarak söylüyordu. Sinan abi ayrı ısrarla 2 milyon euro dedi. 2 milyon euro 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a vermeyi teklif etti. Son teklifti bu para konusunda ama Trabzonspor kabul etmemiş. Sonra Sinan Engin bir açıklama daha yaptı. Yine bir son dakika açıklaması yine. Mehmet Ekici için Trabzonspor şartlar ne olursa olsun
Trabzonspor şartlar ne olursa olsun Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermeme kararı almış. Ertem Twitter almış. Açayım mı? Nasıl? Twitter açayım mı ben? Twitter aç tabii Sinan abi. Bizim Fuat benim sosyal medyadaki işlerimi yapıyor kardeşim. Klas medyadaki Fuat kardeşim. Canavar, şeytan, felaket bir çocuk. Orayı verelim. Sonra. Felaket bir çocuk. Fuat'cığım Twitter'ı açacağız da izin çıkmadı. Çünkü Twitter sakat. Benim yapacağım işi Fuat'cığım. Mavi tık için sana çok teşekkür ediyorum tekrar Fuat'cığım. Evet, Sigdorsson'la ilgili konuştu, tüm transferlerle ilgili konuştu, her şeyle ilgili konuştu. Levent Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. 17 numara gelsin ekrana, 17 numara. Fenerbahçe, resim verin ya Ertuğrul. Fenerbahçe Adana Spor'la karşı karşıya gelecek. FIFA 2017'de Fenerbahçe Adana Spor maçını oynadım Sinan abi. Aman abi oynamasaydın o maçlarını. Oynattık. Vay bak bu Armağan Uslu'nun torunu. Maşallah. Bizim Beşiktaşlı Armağan'ın. Maşallah. Armağan Uslu'nun torunu. Maşallah. Armağan Uslu'yu hatırladın mı? Kiev'de konuştum telefonda hani Kiev'de maçta evet, konuştum. Evet doğru. Kiev'deydi. Çok selamlar saygılar. Armağan Uslu'yu da öpüyorum torununu maşallah, da öpüyoruz. Maşallah. Maşallah. Şuna bak ya. Allah bağışlasın. Fotoğraflar geliyor. Gazi Osman Paşalılardan. Almanya'ya selamlar. Bayram Paşalılardan. Almanyalılar bizim. Bak Almanyalılar. Çok selamlar sevgiler. Evet, Semra'nın eniştesi, yeğenleri. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de gelenler gidenler gündemdekileri konuşacağız. O yakışıklı mavili. Kim? Çok yakışıklı mavili. Maşallah maşallah. Fotoğraflar geliyor. Bu arada Sinan abiye bir nefes aldırayım ben. Alalım. Bir tweetleri okuyayım. Emre Köse'ye teşekkür ediyoruz. İsmail Sezer teşekkür ediyoruz. Hasan Can, Dursun Akın, Tuncay Civi, İsmail Durgut, Hasan Can. Bu arada evet İsmail Durgut çok acil kan aranıyor. Ankara Gazi Üniversitesi onkoloji bölümünde yatmakta olan Muharrem Bilgin adına 0 RH kana ihtiyaç varmış. Bizim Saffettin Hanım ile ilgili yanlış bilgi sıfır geldi. Bak, ameliyattan çıkmış. Sana mesajlar geldiler, vefat etti falan dedi. İnternet sitelerinden. İnternet sitelerinden ama yanlış işte. Değil miymiş? Değil, ameliyattan çıkmış. Şu an komadaymış. Allah aman. Allah dualarımızı amin. Eksik etmesin. Bak amin. İnternet siteleri teyit etmeden aslında Allah dualarımızı eksik etmeyin. Dua edin Hülya kardeşime. Hülya Hanım'a dua edelim. Dua edin kardeşimize. Hülya Hanım bakın şu anda haber yapan siteler tekrar uyarıyoruz. Henüz şimdi geldi haber. Aynen. Bundan dolayı bunu belirttim. Şimdi geldi haber. Bir vefat olayı yok çok şükür. Hanımefendi hayatta, yoğun bakımda. Dualarımızı eksik etmeyelim Sancaklı aynen. ailesi için. Saffet Bey'e de Allah sabırlar versin. Dua edelim ailesine. İlhan Bey'e selamlar. Murat Uğur Gümüşten, Gazi Osman Paşalılar, Kadir 1453, Onur GS, Rodriguez de Buruma Galatasaray'ı uçurur demiş. Senin Salam Mevlüt ne diyor biliyor musun? Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelsin. Bütün tıraşları benden bedava diyor. Mevlüt Fenerli ya. Mevlüt. Salam Mevlüt. Fenerbahçe Mevlüt. Bütün evet diyor ki Mevlüt. Ronaldo Mevlüt. Mehmet Ekici'nin evet Ronaldo Mevlüt. Mehmet Ekici'nin bütün tıraşları benden diyor. Ama sezon sonuna kadar bekleyeceğim Mevlütçüm öyle görünüyor. Viyana'dan Nisali Nisali bizi izliyormuş. Çok selamlar, saygılar. Viyana'ya buradan sevgilerimiz, selamlarımızı gönderiyoruz. Hasan Can, Erkan Demir, Hasan Gökgöz. Arkadaşlar bu fotoğrafları lütfen verelim. Tuncay Civi, James Harden ne demiş? Utanmasan dünyadaki bütün futbolcular Galatasaray'a gelecek mi diye sorarsın demiş James Harden. Evet, sorarım James Harden. Sahte bir isim. Neyse. James. Merve Dişli, forvet ve kaleci demiş sevgili kardeşimiz. Feridun Yayla Ekici, Kart Ekici demiş yani Mehmet Ekici. Evet Avusturya'ya selamlar saygılar buradan Avusturya'dan bizi izliyorlarmış Viyana'dan. Kartal Yüksek olur demiş. İsmail Durgut bir kez daha yazıyor. Acil kan aranıyor. Ankara Gazi Üniversitesi onkoloji bölümünde yatmakta olan Muharrem Bilgin adına 0 RH negatif özür diliyorum. 0 RH negatif kana ihtiyaç varmış. Ankara Gazi Üniversitesi Onkoloji Bölümü Muharrem Bilgin adına 0 RH negatif kana ihtiyaç varmış. İsmail Durgut Twitter'da. Devam ediyoruz. Volkan 6134, Ali Faik Erduran, Erkan Tıraş, Emin 1907. Herkes Mehmet Ekici'yi konuşuyor. Herkes Mehmet Ekici'yi soruyor. Mehmet Ekici Trabzonspor'da sözleşmesi bitiyor. Ama tekrar belirtelim. UEFA kriterleri gereği şu andan itibaren Mehmet Ekici isterse Fenerbahçe'yle sözleşme imzalayabilir. Resmi sözleşme imzalayabilir. Ataşehir Beşiktaşlara buradan selamlar. Çok yazıyorsunuz. Bir de
Ramazan Gök eniştesi ölmüş. Dayısı ölmüş galiba. Herhalde şimdi mesaj geldi. Başın sağ olsun. Sağ Ramazan olsun. Gök Almanyalı. Sağ olsun. Evet. Boateng ismi önerilmiş ama olmamış. Kabul edilmemiş Trabzonspor'la ilgili olarak. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'ye geçelim. 17 numara bir ekrana gelsin. 17 numarayı bir görelim. 17 numarada gelenler, gidenler, gündemde olanlar hepsini göreceğiz. Fenerbahçe'de gelenler Karavayev. Karavayev çok iyi bir futbolcu. 400 bin euro kendisine veriliyor. 100 bin euro da kiralama bedeli. Gidenler Ramazan Civelek, Emenike, Van der Wiel. Emenike henüz bir yere gitmedi. Van der Wiel henüz bir yere gitmedi ama gönderiliyorlar. Ramazan Civelek. Gündemdekiler Sosa, Kaan Ayhan, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Ekici, Depay, Hernanes. Kaan Ayhan'ın babasıyla konuştuk. Fenerbahçe yönetimi yalanladı. Yalanlamasına rağmen bazı kapılar açık bırakılıyor. Transfer döneminde bu kulüpler şirket olduğu için yalanlamak zorundalar. Bunun da altını çizerek belirtelim. Babası ne demiş Kaan Ayhan'ın babası? Sevgili Ertan Süzgün bu röportajı yaptı. Bir izleyelim bakalım. Erol abi, Ertan Süzgün ben, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir. Türkiye'de Kaan Ayhan için bir takım iddialar var, transfer iddiaları. Siz okudunuz mu acaba bunları? Gazetelerden okudum, doğrusunuz. Fenerbahçe hissedene dair bir iddialar var abi. Doğru mu haberler, Türkiye'de çıkan haberler? Şimdi ben de sizin gibi gazetelerden okuyorum. Peki abi, siz Kaan'la hiç bu konuyu konuştunuz mu? Türkiye'ye dönme fikri var mı sizce? Ya şu anda Kaan'ın bir takımla kontratı var zaten. Yani şimdi onunla tabii ki pek konuşmadım. Çünkü öyle bir ciddi bir şey olmayınca insan da konuşmaz yani. Çünkü bazı gurbetçi futbolcular kimisi Türkiye'ye dönmek istiyorlar, kimisi Almanya'da kalmak istiyorlar. Hani bu konuda uzun vadeli bir planınız var mı sizin? Şu anda uzun vadeli plan yok. Yani bu profesyonel futbol. Yani her an nerede, nasıl, ne olur belli olmaz yani. Bunun için yani uzun bir vadede bir şey yapamazsınız ki. Doğru. Yani sonuçta o profesyonel bir oyuncu. Bugün buradadır, yarın başka bir yerdedir yani. Onun için bir şey, şu anda bir şey diyemem. Peki abi, sözleşmesinde serbest kalır maddesi varmış Kaan'ın. Böyle bir madde koydurdu mu acaba sözleşme imzalarken Alman takımıyla? Şimdi o bize kalsın. Olmaz mı? Yani Ertan, bizim duyduğumuz 1 milyon euro civarı bir madde var. Yani onu ben teyit de ettirdim aslında ama. Anladım. Anladım ama yani olabilir ama bilmiyorum. Yani şu anda o bize kalsın. Ben onu... Siz nasıl duyduysanız öyle duyun. Oldu. O zaman doğruluğu kabul ediyorsunuz abi siz de. Yok yani, doğruluğunu kabul etmiyorum diyorum ya. Yani siz nasıl istiyorsanız öyle duyun. Yani bilmiyorum, ben şimdi ne diyeyim ki yani. Sonuçta o bizim sözleşmemiz. Kimse o sözleşmesini açıklamak istemez yani. Bunun şeyi yok. Tabii her futbolcunun gönlünde bir takım vardır. Küçükken tuttuğu bir takım vardır. Sizin bana soracaksınız. Veyahut da Kaan'ın hangi takımı tuttuğunu soracaksınız. Peki abi, siz hangi takımlısınız? Ben mi? Ben Türk Milli Takımını tutarım, onu söyleyeyim. Türkiye'de bir takım yok mu abi? Çok büyük. Yok, çok büyük bir Fatih Terim taraftarıyım, onu söyleyeyim. Bu Kaan için geçerli mi abi? Kaan'ın tuttuğu bir takım var mı? Kaan da Fatih Terim'i çok sever. Söyleyeyim yani, Kaan Fatih Terim'in hakikaten çok hayranıdır. Peki abi. Biliyorsunuz, söyledi de baba gibi görürüm diye. Babacandır diye. Peki Türkiye'de bir gelişme olursa sen ister misin abi tekrar vatanında oynamayı? Kaan'ı tekrar Türkiye'de oynamayı? Herkes vatanında dönüp vatanında olmak ister ama yani şartlar, o günün şartları belirler onu. Yani şimdi ne bir şey diyemezsin. Hepimiz buraya gelirken bir gün Türkiye'ye döneceğiz diye geldik. Değil mi? Doğru. Gurbete çıkınca bir gün Türkiye'ye döneceğiz diye geldik. Onun için dönmem vatanıma denilmez. Vatanım, her zaman dönerim. Her zaman vatanımdayım. İnsan vatanından ayrı olur mu?
Zaten her sene 2-3 defa geliyoruz zaten. Bir de temelli gelmek var tabii abi. Transfer dönemi, transfer sonrası. Yani şimdi bir şey diyemezsin tabii ki canım. Biz burada dedim de bak demin ne dedim? Dedim Kaan profesyonel bir topçu. Ne zaman, nerede, ne olacağı belli olmaz. Yani şu anda kendi kulübü var, o kulüpte. Şu anda düşünürsek de kendi kulübünde. Ama ileride ne olur, ne olmaz onu bilemeyiz. Şu an için bir resmi teklif yok değil mi Erol abi? Çünkü çok ciddi abi haberler. Anladım, olabilir ama yani dediğim gibi ben de sizin gibi gazeteden okudum. Gazetelerden okuyorum yani. Ben de gazetelerden takip ediyorum. Evet, Erol Ayhan Bey çok hani üstü kapalı konuşuyor. Ama açık ve net olan bir şey var. Fenerbahçe Kaan Ayhan'ı istiyor. Kaan Ayhan bu teklifi Galatasaray'dan bekliyor. Açık ve net söyleyeyim. Fenerbahçe bu futbolcuyu istiyor. Ama önce... Galatasaray'dan bekliyor değil ya. Ertem öyle bakma. Milli takım hocası olduğu için çocuk da milli takımda oynuyor. Hayır, şey değil. Bu Fatih Terim'le ilgili olan bölümü söylemiyorum. Ha, milli takım, hani bildiğimiz... Ha, milli takım oyuncusu olduğu için. Tabii. Ondan dolayı o şey yapıyor yani. Fatih Terim ondan dolayı. Fark etmez. Buradaki şartlar önemli yani. Fener Galatasaray ona bakmazlar ya. Çok iyi hangi şartlar sunulursa ya, gelirler yani. Babası ona bakar yani. Ona bakar. Yani onun aynen için öyle. Ona bakarlar. Aynen öyle. Sevgili seyirciler, Advokat ve Ersun Hoca'nın Mehmet Ekici ile ilgili açıklamaları var. Tweetleri geçelim arkadaşlar. Tweetleri geçelim aşağıdan. Advokat Mehmet Ekici ile ilgili konuşuyor. Ersun Hoca Mehmet Ekici ile ilgili konuşuyor. Advokat biliyorsunuz kendisi teklifte bulunduk. Diyor Sinan abinin yayının başında söylediği bir olay var. Kaçıranlar olabilir. Advokat Mehmet Ekici'yi bizzat aramış. Evet. Bizzat aramış. Kendisi aramış. Bunun altını çizerek belirtelim. Konuşur yani gayet normal. Seni görmek istiyoruz. Yani takımımızda görmek seni oynatacağım falan. Yani bu normaldir ya. Çocuk da hoşuna gitmiştir. Yani bu tamamıyla hoşuna gitmiştir. Ondan dolayı da dediğim gibi bak kaçıranlara bir daha söyleyeyim. Bir Fenerbahçe yöneticiyle karşılaştım. Mehmet Ekici'yi aldık dedi. 15 gün önce. Aldık dedi. Aradan geçti bir hafta. Gördüm olmadı dedi. Beşiktaş araya girdi dedi. İş bozuldu dedi. Allah Allah. Enteresan. Olcay Şahan transferi falan filan bilmem ne. Ama bu saatten sonra tabii Fenerbahçe-Trabzon konusu gündeme geldiği için. Evet. Yani şu ortamda Trabzon şeyi vermez. 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 Özellikle bu 4 gün önce yaşanan o olay. Vermez. Hani müzeye gidip kafa atan o şeyi evet. Almaya çalışan. Vermez. Yani. Almaya çalışan ortam bayağı bir gerildi. Vermez diyebiliyoruz. Sinan abi zaten söyledi. Gelen istihbarat da şu yönde. Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'yi vermeyecek. Sezon sonu. Sezon sonu diyorlar. Advokatın açıklaması ve Ersun Hoca'nın açıklaması. Burada yapılan ilk antrenmanda gördük ki hoca gerçekten çok hızlı, çok istekli ve çok arzulu. Bu performansı bizi şaşırttı. Soranlara sahnen iyisi Advokat diye görüş bildirdik. Hocanın bundan sonraki plan nedir? Futbolun içinde kalmaya devam edecek mi? Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapacak mı? First of all, I wish you the best of luck for the second half of the season. When you first came to Turkey, too early to discuss the things about my future. Gelecek planlarımızla ilgili idari menajerimiz Hasan Çetinkaya'yla sürekli konuşma ve çalışma içerisindeyiz. Gerçekten bu kulüp için gecesini gündüzünü adayarak sürekli çalışıyor. Buraya doğru oyuncuları getirebilmek ve burada dengeli, doğru dengeyi sağlamış bir kadro kurabilmek için. Ama burada en önemlisi bizim için doğru oyuncuları getirebilmemiz. Elimizdeki oyunculardan daha iyi oyuncuları getirmezsek bunun çok da bir anlamı kalmaz açıkçası. Bazen bir oyuncuyu alamazsınız ama diğer oyuncuyu buraya getirebilirsiniz. Belki ondan daha iyi bir oyuncudur. Ama hala iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Zor tabii ki bazı oyuncuları buraya getirebilmek. Ama getirmek için elimizden gelen çabayı göstermeye gayret gösteriyoruz. Kendimle ilgili kısma gelecek olursak da bana göre benim geleceğimle ilgili konuşmak için hala erken. Bildiğiniz gibi biz Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi kadromuza dahil etmek istiyoruz. Onlar da
bizim kadromuzdan Atıf'ı almak istiyorlar. Ama Atıf'ın bu konuyla ilgili düşüncesi farklı ve ben onun düşüncesine tamamıyla saygı duyuyorum. Bundan sonraki durum nasıl gider, yola nasıl devam ederiz bilmiyorum ama Atıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Bu kararı kendi vermek, kendiyle ilgili kararını kendisi verebilmek istedi. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verme yolunu tercih etti ve ben bunu anlayabiliyorum kesinlikle. Bunu belirtmek istiyorum. Bu iş böyledir. Bu yüzden de o buraya geldi, kadromuza katıldı. Transfer gündeminizde bir futbolcumuz var, Mehmet Ekici. Antalya'dan birlikte döndünüz. Bugün 18'e almadınız, tribünde oturdu. Ve sanıyorum birlikte de Trabzon'a dönmeyeceksiniz. Takım otobüsüne binmeyecek futbolcumuz. Bundan sonra ne olacak? Fenerbahçe'ye mi gidecek, Beşiktaş'a mı gidecek? Kadroyu alacak mısınız? Kadro düşünün kaldı. Sizden bir açıklama. Bizim oyuncularımızın bizim içimizde kalan ve bizim Trabzonspor'la önümüzde oynayacağımız yolculuğa giden oyuncularımıza ihtiyaç var. Mehmet'in bu türlü bir takım problemleri olabilir. Bunu başkanımızla birlikte çözecektir. Çözmesi de gerekiyordur. Ve bir an önce çözmesi de gerekiyordur. Çünkü o da bizim oyuncumuz ve Mayıs'a kadar sözleşmesi var. Dediğim gibi biz bir yolculuğa çıktık, bir takım yaratıyoruz ve bir takım kuruyoruz. Bu takımı kurarken bizim içimizde kalan ve artık bundan sonra bizimle beraber olacak oyunculara da ihtiyacımız var. O konu bir gün içerisinde belirginleşir. Bunu belirgin bir şekilde size de aktarırlar. Şimdi ben ne dersem yalan olur. Ve biz bugün bizim içimizde olan oyuncularla çıkıp oynadık ve kazandık. Ben bu konuda Yusuf Yazıcı gibi, diğer oynatmadığımız genç oyuncularımız gibi, genç Castillo gibi bir takım oyuncuların da buradaki katkılarını ve daha iyi olacakların sinyallerini alıyorum. Biraz onlarla uğraşmak istiyorum ve onları bu takıma kazandırmak istiyorum. Mehmet konusunda herhalde büyük bir ihtimalle yarın ya da yarından sonra başkanımız bir açıklama yapacaktır. Takım yapmak için önümüzdeki döneme bizimle birlikte olacak arkadaşlarla beraber olmaya çalışıyorum. Bu kadar. Evet. Ben buradan Dirk Advokat'ı da, başta Advokat'ı ve Ersun Hoca'yı kutlamak istiyorum. Mehmet Ekici konusunda o kadar açık ve net ve o kadar doğal konuşuyorlar ki, Atıf Şecu ile ilgili olarak özellikle Advokat, Dirk Advokat inanılmaz anlayışlı, inanılmaz bir profil çiziyor Türk hocalarına. Hani bizim biliyorsunuz bazı kafalar vardır böyle, değişik kafalar. Ya işte Atıf Trabzon'a gitmek istemedi, Fener'de oynamasın artık. Mehmet Ekici gitmek istiyor, Trabzon'da oynamasın artık. Ersun Hoca ve Advokat resmen bir adamlık örneği gösteriyorlar. Son derece profesyonelce yaklaşıyorlar. İkisi de diyor ki şu anda karışık bir dönem geçiriyor. Gelmek istiyor, öbürü gitmek istiyor. Atıf Şevcu geldi, idmanlara çıkıyor. Kimse kimseye kapı kapatmıyor Sinan abi. İnanılmaz yani. Ama öyle olmalı Ertemciğim. Yani profesyonel şey, yani bak futbolcular da köle değil yani. Aynen öyle. Futbolcuların da istekleri çok önemli. Bir de siz o duruma sokuyorsunuz yöneticiler. Futbolcuların istekleri çocukları. Çok önemli. İstekleri çok önemli. Futbolcu hangi kulüpte oynamak istiyorsa orayı seçmek lazım. Yani değil mi? Yani o şansı vermek lazım. İşte ben İlhan Mansuroğlu'nu hep anlatıyorum. Evet. O zaman Galatasaray'la protokol yapmıştı. Aradık. Çocuk nereye oynamak istiyor? Beşiktaş'a. Sorun yok. Protokolü yırttılar hemen. Bu kadar abi. Bu kadar basit. Bir adam Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa zorla onu başka takımda oynatamazsın. Veya Fenerbahçe'de oynatıyorsa. Bu böyledir. Şu anda Fenerbahçe'de oynamak istiyor Mehmet Ekici. Fenerbahçe'de oynamak isteyen bir futbolcuyu tutmanın anlamı manası yok. Eğer doğruysa. Şimdi şöyle de bir olay var Sinan abi. Babası diyormuş ki Mehmet Ekici'nin, biz Beşiktaşlıyız. Benim oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ya pardon. Benim oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Biz Beşiktaşlıyız değil. Mehmet Ekici de Fenerbahçe'de oynamak istediğini söz söylüyor. Söz vermiş çünkü çocuk oraya. Söz vermiş. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Delikanlı çocukmuş. Bu kadar basit. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'de oynamak isteyen bir futbolcuyu Fenerbahçe'de oynamasına izin verilmesi lazım. Delikanlı çocukmuş. Bakalım ama burada bir kulüp politikası var. Konu Trabzon hassas. Şimdi Muharrem Usta zor durumda kalır. Trabzon söz vermiş mi? Çok detaya girmek istemiyorum Ertem. Muharrem Usta da zor durumda kalır. Trabzon yönetim burada zor durumda kalır. Evet. Anladım. Anladım. Ya çocuğum birebir söylediği sözler var çünkü. Söylemek istemiyorum. Evet. Sinan abi şunu duydun mu hiç? Neyi?
Sadece duyum, dedikodu. O isimleri sen de biliyorsun. Ben sana yayından sonra söyleyeceğim kimler olduğunu. Tolgay Arslan, Trabzonspor'a, Mehmet Ekici Beşiktaş'a. Yok. Yok öyle bir şey değil mi? Öyle bir şey yok. Evet. Duymadım. Sinan abiye röportaj sırasında bir isim sordum. Bazı gazeteci arkadaşlarımız, Beşiktaş muhabirleri. Yok. Ukraynalı bir golcü üzerine konuşuyorlar, yazıyorlar. Ben de söylemiştim o ismi Butkivski ile ilgili olarak. Ama şu an yok. Hangi Muaçkale ile? Şu an yok Ertan. Muaçkale golcüsü Shakhtar'ın futbolcusu. Şu an duyduğum yok. Sinan abi diyor ki öyle bir şey yok şu anda diyor. Şu anda. 15 gün sonra bilemezsin. Şu anda öyle bir şey yok diyor Sinan Engin. Sinan hocam şu anda öyle bir şey yok diyor. Sıcağı sıcağına bilgiler. İnanılmaz bir telefon trafiği yaşadığını da söyleyeyim. Sürekli... Ama şeye gideceğim şimdi, hastaneye gideceğim de onun için. Öyle serum mi? Serum taktıracağım. Dinçer Azapan hazır ol. Ercan kardeşim. Ercan kolonda şimdi bekliyor. Gideceğim serum taktıracağım. Ben. Sinan abi vallahi geçmiş olsun. Ercan'cığım birazdan geleceğiz Allah'ın izniyle. Dinço sen de gel. Ha. Sinan abi bak ama bir tane çok güzel bir tweet geldi. Hakan Öz kardeşim doğru söylüyorsun. Bak ne güzel eleştirmişsin. Doğru. Hani ben dedim ya bu futbolcu bu çocuk Fenerbahçe'de oynamak istiyorsa açın kapıları gitsin Fenerbahçe'ye. Aynen öyle. Ama Fenerbahçe'de hatırlayın Mehmet Topuz da Kayserispor'dayken Beşiktaş'ta oynamak istiyordu. Hatta açıklaması vardı ben Beşiktaş'ta. Forma giydi ya. Forma giydi. O zaman da Kayserispor Beşiktaş'a bu kolaylığı sağlamadı. Fenerbahçe'ye verdi. Etmiyor ya. İşte aynı şeyi söylüyor ama Sinan abi. Yani İlhan Mansız. Evet Mehmet Topuz konusunda Ertem, haklısınız. Bu ne doğru söylüyorsun musun? Hakan. Ne biliyor musun bu? Yani istemeyerek evlenirsin ya. Aynen öyle. Kadın için de erkek için de geçerli. Ertem'cim yani. Doğru. Vallahi doğru söylüyorsun Sinan abi. Ne diyeyim? Doğru söylüyorsun. Şimdi Sidorçuk, Karavayev'le ve Sidorçuk'la ilgili olarak Malik isminde biri. Bizim Malik, menajer Malik. Evet. Menajer. Evet, evet, Rus. Çok röportajı var. Malik. Sinan abi herkesi tanıyor musun? Tanımaz ya? Mı Malik? Vay be Sinan abi. Malik arkadaşımdır benim. Röportajı var. Rusya'da çok derin bir adamdır Malik. Çok futbol bilgisi de son derece önemli. Derin bir adamdır. Malik Bey'in derin Malik bir adamdır. Malik derin bir adamdır. Moskova'da yaşar. Benim arkadaşımdır Malik. Karavayev'le Sidorçuk'la ilgili olarak konuştu. Dinamo Kiev'in 10 numarası Sergei Sidorçuk. Fenerbahçe Mehmet Ekici sonrası bir B planı düşündü. Ama o B planının bonservisi 15 milyon euro. Dinamo Kiev başkanı kendi oteliyle ilgili sıkıntılar çıktı. Monaco'ya gitti. Kaçtı mı gitti mi orası muamma. Sonrasında tekrar Ukrayna'ya geldiği söyleniyor. Fenerbahçe yönetimi ilk teklifi sundu. 15 milyon euro geldi. Kiralayalım dediler. Bu sefer 8-9 milyon euroya indiler kiralama bedeli. Saçma sapan rakamlar çıktı. Tabi Fenerbahçe yönetimi de bu paraları vermek istemiyor. Haklı olarak haliyle. Malik Bey ne demiş bir izleyelim bakalım. Malik Arutunov. Azeri menajersiniz evet. Değil mi? Türkiye'de mi iş yapıyorsunuz? Evet. Türkiye'de kaç tane futbolcunuz var? Şu anda işte Karavayev. Hı-hı. Eskiden Alexander Gleb transfer olmuştu. Artem Radikov. Evet. Gençler Birliği'ne. Veliton'un transfer olmuştu Mersin'e. Hı-hı, Veliton evet. Çok su Rusya'da. Çok futbol. Karavayev'in Fenerbahçe'ye maliyeti ne kadar toplam? 100 bin euro kiralık parası. Hı-hı. 400 bin euro işte sezon sonuna kadar evet. Maaşı bu kadar. Advokat mı istedi? Evet. Daha önceden kendisini Rusya'dan mı tanıyor, Ukrayna'dan mı tanıyor? Yok işte Zorya ile maç oynadılar. Bence maçtan önce de analiz yaptılar. Hı-hı. Yani başka takımlar ligde oynayan, Ukrayna liginde oynayan maçlara. Beğendi onu işte kendi takımında görmek istedi. Şu anda Fenerbahçe'nin ilgilendiği başka bir futbolcu da var, Sidorçuk. Onda gelinen evet. Son nokta nedir? Şu andaki durum ne? Şu anda onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum yani. Evet, böyle... Şimdi şu anda o Dinamo Kiev'in futbolcusu. Hı hı. Yani durum o. 15 milyon euro bonservisi mi var? Yok, böyle... Yani bilmiyorum ben bunu. Fiyatı bilmiyorsunuz? Yok, bilmiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Arutyunov'a.